Beyefendiler, ziyafetiniz hazır. Al bakayım. Sen de, ya ağlamak yok, ağlamak yok, atrafı. Ay kerata seni. Canın sağ olsun. Dur, silelim ağzını bakayım. Hı? Kalle Şerif! Mahkemede bize şahitlik yapmadın. Senin yüzünden yıllarımız hapishanede geçti. Namuslu olacakmış. Şimdi hesabını göreceğiz. Elimizden kurtulamazsın. Gebereceksin. Köpekler gibi gebereceksin. Aynı karında yaşadığınız halde dünyaya geldiğiniz an birbirinizden ayrılmak zorundasınız. Bunun suçu kimse de değil, talihin cilvesi bu. Benim kötü talihime ortak olmanızı istemiyorum. Belki sizi kapılarına bırakacağım ailelerin yanında talihiniz değişir. Size karşı gerekeni yapamadım, bundan sonra da yapamayacağımı anladım. Onun için beni yok bilin, beni hiçbir zaman aramaya kalkmayın, bulamazsınız. Ama ananızı unutmayın. O sizi dünyaya getirmek için hayatını feda etti. Onu ararsanız yazdığım adresteki mezarlıkta bulacaksınız. Talih sizi bir gün karşılaştırırsa bu mektuplar şahidiniz olsun. İnşallah iyi ve cemiyete faydalı kişiler olursunuz. Kim o? Kim o? Allah Allah, kimseler yok. Aa, bu da ne? Aman Allah'ım, bir çocuk, bir bebek. Bey! Bey! Ne oldu hanım? Baksana bey, kapıda bir çocuk buldum. Allah Allah, kim bırakmış acaba? Ne yapacağız bunu şimdi? Ne yapacağısı var mı canım? Allah senin kapına gönderdi. Bu şimdi bizim çocuğumuz mu olacak? Tabii ya, ne zannettin?
kadar çalıştığına göre sahibi neredeyse gelir demektir. Paçayı iyi kurtardık. Gazlı oğlum kimse yakalayamaz artık. Vay anasını! Çocuk bu be! Sen ne arıyorsun burada ya? Böyle belalı bir gecede bir sen eksiktin zaten başımda. Erkek bu be! Neyse, şimdi biraz affettim. Bana bak oğlum! Ben serserinin biriyim. Kapılanacak başka doğru dürüst birini bulamadın da... ...bula bula beni mi buldun ha? Gülersin ya! Buldun yağlı kapıyı! Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen vazgeç bu işten! Benim kendime faydam yok ki, sana olsun! Bak söylüyorum, sonra karışmam ha! Sen bilirsin, benden günah gitti! Kim derdi bize 20 yıl evlilikten sonra evlat sahibi olacaklar diye? Allah'ın işine akıl ermez, kısmet bu! Ben de rüyamda görsem inanmazdım! Onu çok iyi yetiştireceğim. Babasına layık bir evlat olmalı. Ona öyle bağlandım ki... ...bir saat görmesem dayanamıyorum. Öz oğlum olsaydı ancak bu kadar severdim. Bir gün birisi çıkıp da babasıyım deyip... ...elimizden almaya kalkarsa kahrımdan ölürüm ben. Artık böyle birinin çıkmasına imkan yok. Fakat biz çocuğa karşı gene dürüst davranmalıyız. Biraz aklı erdikten sonra hakikati anlatırız. Annesinin kabrini ziyaret eder, ona karşı vazifelerini yapar. Böylece bizim de içimiz rahatlar. Haklısın kocacığım. Yalnız bunu öğrendiği zaman bizden soğumasın. İmkanı yok. Nasıl sevdiğimizi görünce o da bize aynen bağlanacak. Doğru. Koynundaki kağıtta yazdığına göre bir de ikiz kardeşi olacak. O zavallı nerede acaba? Bam! Bam! Vay vay vay! Ne haber ufaklık? Sen adam olduğunda tabancalarla mı oynamaya başladın ha? Tıpkı bana benziyorsun. Ben de senin gibi küçükken tabancayla oynamayı severdim. Ama keşke bana benzemesen. Bu hayatın sonu yok. Neyse, tıraşı bırakalım, ciddi şeylerden bahsedelim. Çok kârlıyız evlat! Ötekileri de iyi atlattık. Burayı bulmalarına imkan yok. Bakıyorum parayı sen de seviyorsun. Ufacık kafanla paranın ne olduğunu anladın ha! Hey gide! Parayı sevmeyen var mı oğlum?
Aç kalanı hırsız, namuslu kadını orospu. Beni de haydut yapan bu para değil. Yine tıraşa başladım. Var mısın Barbuta? Varım. Ağlat bakalım. Vay anasını Düşeş. Helal olsun. Bir de ben atayım. Demek bizi atlatırsın ha? Ama aldandın ahbap. Biz seni takip ettik ve de evini öğrendik. Bu yaptığın kalleşliği hayatınla ödeyeceksin. Sonu yok.